Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, bu akşam Tahir Özgür'ü, sevgili Tahir arkadaşımızı misafir edeceğiz. Ee, başkanımız Semra Hanım katılamadı bu akşam. Birkaç kere telefonuyla girmeye çalıştı ama e, ses ve görüntüde sıkıntı oldu. O yüzden sanıyorum bu akşam aramızda olamayacak. E, o yüzden o söyleyecekti ama ben söyleyeyim. Başta konuğumuz Tahir Özgür olmak üzere bütün konuklarımıza Hoş geldin dileklerini iletiyorum başkanımızın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu arada Zübeyde ile Vildan'ı da gördüm aşağıda. Onlar benim çok özel dostlarım. Onlara da sallamış olayım. Evet. evet hocam. Şimdi başlamadan önce kısa bir bilgilendirme videomuz var. Ben onu sizlerle paylaşacağım. Değerli katılımcılarımız, Efsat olarak çevrim içi etkinliklerimizle ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere uygun şekilde hareket etmekte birincil önceliklerimizdendir. Bu kapsamda veri sorumlusu olarak çevrim içi ile ilgili işlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizi bilgilendirmek isteriz. Çevrim içi etkinliğimiz Zoom yazılımı aracılığıyla yapılmakta olup kayıt alınmakta ve daha sonra bu kayıt YouTube veya benzer sosyal medya platformları üzerinden tamamen veya kısmen yayınlanarak genel izlemeye açılmaktadır. Video görüntüsü açık olarak çevrim içi etkinliği izleyen misafirlerimizin Zoom üzerinde kayıt alınmasına, bu kaydın tamamının veya bir kısmının YouTube ve diğer sosyal medya platformları üzerinden paylaşılmasına rıza gösterdiği kabul edilmektedir. Eğer bu konuda açık rızanız yoksa şu andan itibaren video görüntünüzü kapatarak etkinliği izlemenizi tavsiye ederiz. Keyifli bir etkinlik dileriz. Efsat Yönetim Kurulu Evet tekrar herkese hoş geldiniz diyoruz. Başta Tahir Hocamıza. Şimdi, Çok teşekkür ederiz. E, öyle gibi, bir strese üzüldüm. soktunuz ki beni e, Herkes Tahir Hocam, Tahir Hocam merhaba, hoş geldiniz falan. Ben şimdi Tahir Hocayı size nasıl anlatacağım? Zaten herkes benden iyi tanıyor galiba. Ama ben gene de bilmeyenlere ufak birkaç e, kelime etmeye çalışayım. Kendisi Hataylı. Gazetecilik yaptı yıllarca. Televizyonculuk yaptı yıllarca. Sonra herhalde birazdan kendisi de bahseder. Bir şekilde gazeteciliği, televizyonculuğu bıraktı. Yurt dışına gitti, Amsterdam'da yaşıyor. Çok Anladım. uzun yıllardan beri, belki de çocukluğundan itibaren fotoğrafla uğraşıyor, fotoğraf çekiyor. Fotoğraf hayatının içerisinde hep oldu. Birçok güzel projeler yaptı, birçoğunu seyrettik, gıpta ettik. Şimdi de Amsterdam'da yurt dışına giden Türklerden çok farklı olarak bir sanat galerisi işletiyor ve o sanat galerisi sayesinde Türkiye'den birçok fotoğrafçı dostumuzun fotoğrafları orada yer buluyor, satılıyor ve Türk fotoğrafının adı yurt dışında Tahir Özgür'ün sanat galerisinde, Ruth Galeri'de yer buluyor. Kendisi dünyayı değiştirme çabası içerisinde olduğunu hep söylüyor zaten. Bazıları da ona diyorlar ki bir sen mi değiştireceksin? Kimin umurunda bu yaptıkların diyorlar. O da sonuna kadar benim umurumda diyor ve öyle devam ediyor. Ben bu kadarını söyleyeyim. Biraz da kendisi söylesin. Evet Tahir sendeyiz hocam. Ay, teşekkür ederim hocam. Ee, sağ olun. Ee, sözün üzerine çok fazla bir söz söylememek gerekiyor. Ee, evet e, gazetecilik yaptık. Televizyonculuk yaptık. Bir, bir, bir şekilde ama artık ne gazetecilik ne de televizyonculuk e, ülkede e, çok yapılacak bir iş olmanın e, ötesine çıktı. E, yani e, Beyiç Hocam daha iyi bilir bunu. O benim meslek büyüğüm ama. Yani biz biz o onurlu ve e, haysiyetli e, televizyonculuk ve gazetecilik yaptık. E, ama artık hayır. E, gazeteciliğin e, ve televizyonculuğun çok onurlu ve haysiyetli bir iş olmadığını e, hepimiz biliyoruz. E, çok özür dilerim hocam bir şey söylüyordunuz. 70'li yıllarda e, toplum polisine fırk derdik. Aşa aşağılayıcı bir kelime bilirsin. Şimdi Tabii. gazetecinin itibarı öyle bir şey oldu yani isimlendiremiyor ama itibar yerlerde maalesef programı atıp yaptığın için bir araya girmek istedim. E, yani, yani artık e, gazetecilik diye bir meslek yok arkadaşlar. Yani e, bir e, bütün gazeteler e, iktidarın ee, güç sahiplerinin e, basın bülteni haline e, geldi. Onlar ne veriyorsa onu yazıyorlar. Bütün gazetelerin genel yayın yönetmeni e, aynı. Bütün gazetelerin yazı işleri müdürleri aynı. Bütün gazetelerin muhabirleri aynı. E, bütün ülkenin belediye başkanları aynıydı son döneme kadar. Yani bütün her şeyin aynı olduğu ama bu e, Aynılaşırken güzelleşmeyen çirkinleşen bir aynılaşmaya doğru gitti. Tam o sırada da şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Yani biz e, kendimize leke vurdurmadan gazeteciliği bırakmamız gerekiyordu. Tam da öyle yaptık. Kendimize leke vurdurmadan gazeteciliği bıraktık. E, fotoğraf dediğin gibi, fotoğraf hocam gazetecilikten de önce var. Belki de fotoğraf çektiğimiz için gazeteci olmaya karar verdik. Hep öyle algılarım e, işi dünyayı değiştirmeye fotoğraf için fotoğraf çekiyorum dedim. Hep senin dediğin gibi de herkes kimin umurunda? Kimsenin umurunda olmasının önemi yok benim umurumda. Ben kendim onu kendime görev edindim. Bir nebze de olsa, bir şey de olsa bir fotoğraftan bir şey yapıyorsak o bile bizim için bir kardır. Böyle bir fotoğraf serüvenimiz var. İyi fotoğraf, güzel fotoğraf, anlatan fotoğraf, öyküsü olan fotoğraf, birine dokunan fotoğraf, insanı sevindiren, yüreğini kıpır kıpır eden bir fotoğraf çekmek için çaba gösteriyoruz. Bazen çektiğimiz fotoğraf gözyaşı, bazen sevinç, bazen umut oluyorsa ne mutlu bize. İşte maden ocağında çektiğimiz bir fotoğraf bir ekmek almanın ne kadar zor olduğunu anlatıyorsa, o bile yetiyor bize. Yani madencinin bir ekmek parası kazanmak için yerin altında nasıl kaybolduğunu gösteren bir fotoğraf yapmaya çalışıyoruz. O e, birilerine ulaşıyorsa, e, o fotoğraf güçlü bir fotoğraf olduğunu Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayında çalıp da ekmemizi bölüşelim diyorsa bile onun güçlü bir fotoğraf olduğunu gösteriyor. O bile bizim için e, bir keyifli oluyor. İşte sarı keçilerin hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Sarı keçilerin hayatına dokunmuyor. Sarı keçiler görünür kılmak, tabii benden önceki büyüklerim onu çok çektiler. Ama onları görünür kılma, kılmasında çok ufak da bir olsa bizim de ne bize bir faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Yani bir kaymakam, bir bekçi, bir köy muhtarı, bir göçeri köyünden geçirirken onlar rüşvet keçi istemiyorsa, koyun istemiyorsa, çocuklarını dövmüyorsa, onlara bir parça bir kuyusundan su verirken bana bir koyun ver demiyorsa, dünyanın en pahalı suyunu onlara satmaya çalışmıyorsa ne mutlu bize hocam. Yani böyle böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bütün bunların hepsi fotoğrafçılıktan daha çok insan olmanın özü aslında. Biz fotoğrafçı fotoğraf çekerken aslında dikkat edin iyi, iyi fotoğraf çektiğini düşünen insanlar Fotoğrafını alıp da konuştuğunuz insanlar aslında baktığınız zaman iyi insanlardır da yani gönlünü e, aslında objektife, insani yönünü objektife yansıtan insandır o. E, o zaman işte fotoğraf doğru, güçlü, güzel fotoğraf oluyor. Yoksa e, herkes fotoğraf çekiyor hocam yani çok da e, şey değil. İşte biz de böyle bir gönlümüzü, e, yüreğimizi e, insana bir dokunsun, bir insana bir şey yapsın. Diye fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. E, o da fotoğraf olur diye düşünüyoruz. Umarım da yanlış düşünmüyoruz. Böyle e, böyle, böyle e, devam ediyor. E, daha sonra herhalde Amsterdam'daki galeri sen sorursun, ben söylerim. Arkadaşlar sorar, ben söylerim. söylerim. Amsterdam'a gelmeden şey önce başka bir şey soracağım ben. Şimdi e, dedin ya gönüllere dokunuyoruz diye gönüllere dokunduğunu e, girişte gördük. E, kamerasını mikrofonunu açan e, Tahir merhaba Tayir hocam merhaba Tayir abi merhaba. Onlar ee, onların güzelliği hocam tabii. sağ olsunlar. Bu onların tabii ki güzelliği ama senin de güzelliğin çünkü sağ herkese olacağım, bir şekilde dokunmuşun ki herkes de karşılığını e, sana vermiş. Yine herkese bir şekilde dokunduğunu fotoğraflarından da görüyoruz ki fotoğraf da sana karşılığını vermiş. Çok güzel fotoğraflar var. Senin bir de gezginci yönün var e, Tayır hocam biraz da ondan bahset. Çünkü çok geziyorsun. Şimdi her ne kadar elini bileğini kırdın e, şu aralar biraz yerinde sabitsin ama e, eğer belki de bizim tırnak içinde bizim şansımız yoksa seni nereden bulacaktık da buraya getirecektik eğer geziyor olsaydın. Ee, bir, bir, hemen son sonu sonu şöyle söyleyeyim. Sevgili hocam e, her zaman emriniz olur. E, ben e, hiçbir yere gösteri göndermedim hayatımda bugüne kadar. E, işte ne bileyim ben Zonguldak Çaycuma'dan bile aradıkları zaman e, ya biz işte 10 arkadaşız e, bir e, fotoğraf gösterisi e, fotoğraf konuşuyoruz ama işte bize bir gösterinizi bir gönderirseniz biz onu böyle bir oturup o, o on arkadaş kendimiz izleyeceğiz şu mu gösterinizi çok merak ediyoruz dediğim zaman... ...ben hep onlara dedim ki ya ben geliyorum siz merak etmeyin. Ya bizim sizi işte gönderecek ağırlayacak paramız yok. Ya boşverin ben gelirim ne olacak? Bir otobüse binersin gelirsin ya hatta bir arabaya atlarım gelirim ben dedim. Her yere ben gittim hocam. Yani onun için ee, emriniz olur ne zaman isterseniz Amsterdam, New York, Vietnam nerede olursam için atlar gene gelirim bilesiniz. Evet ama yani bu hiç olmasa gelişip kolaylaştırdı. Yani e, orada olduk, orada olmamızı kolaylaştırdı. Bu da e, benim şansım hocam. Bu kadar güzel insanı bir arada gördüm. E, i̇nsanların tabii yani A Tahir hocam, A Tahir falan demesi... E, ne mutlu bize hocam. Onların e, onların verdiği dostluk, verdiği sıcaklık e, bize onur katıyor. O, o onur da bizi onlara karşı e, sıcak insan yapmaya zorluyor. Ee, herkesin gönlünün güzelliğine ulaşabildiysek onlarla e, birlikte e, böyle bir yaşamak dediğimiz şey böyle zaten hocam. Hep birlikte el ele tutuşup, gülerek, e, konuşarak, hiç kimseden küsmeyerek, kötü insanlardan bile küsmeyerek, kötü insanların hakkında bile bir şey demeyerek. Ee, rahmetli babam hep şöyle derdi benim, e, en büyük kötülük iyiliktir oğlum derdi. Yani e, en büyük intikam iyiliktir dedi. Yani biz intikam olma e, meraklısı değiliz ama kötülük yapana bile iyilik yapmak lazım hocam. Kötülük yapana bile gülmek lazım. E, o çok keyifli bir iş, güzel bir iş. İşte onun içinde böyle bir dost çemberimiz büyüyor büyüyor, büyüyor. Kocaman bir dost çemberi oluyor. İnanın şurada A dediğimiz insanlardan belki de yüzde yirmisini görmemişizdir daha. Fotoğraf sayesinde yazışmışızdır. E, ...çok samimi gibi göründüğümüz insanlarla da... ...beş kere kucaklaşmamışızdır. Ee, bir oturup kahve içmişizdir... ...çay içmişizdir ama o sıcaklık... ...karşılıklı olduğu için... ...sanki böyle kardeşimiz gibi... E, ...buradan sarılasımız geliyor herkese... ...herkesin de birbirine sarılması geliyor. Bu da keyifli bir iş hocam, çok güzel bir iş. Böyle yaşamaya devam ediyoruz hocam. Nereye kadar gider? Gider hocam ya. E, <laughs> yani... ...dünyayı güzellik kurtaracak diyorlar ya hocam... ...tam da öyle bir şey. Yani... Kötülük arttıkça güzel olmak lazım ki e, kötülükten baş edebilmek için hocam. Böyle böyle bir hayat prensibi olarak böyle gidiyor işte. Umarım iyi olur. İşte bu güzellik bu gönül güzelliği eğer fotoğraflara yansıyorsa e, o da bizim kazancımız. Demek ki e, bu da güzel bir kazanç oldu. O kazancı karşı tarafa da geçirebiliyorsak iyi fotoğraflarla ne mutlu bize hocam. Gezgin Tahir Aa, Hoca'dan gezgin biraz ruhuna bah bahset gelince. bakalım. Vallahi hocam Gezgin ruhuna gelince aslında birazcık geç kaldım. Yani ben çok erken e, çalışmaya başladım hocam. Çok erken e, çalıştım. Çok erken de emekli oldum. Ben 38 yaşında emekli oldum. Yani e, gazetecilikten emekli olduk. Yıpranma mupranma filan derken öyle de. Hep kendi kendime derdim. 40 yaşına gelince emekli olacağım. 40 yaşına gelince emekli olacağım. Dünyayı gezeceğim diye. Daha önce gezdim mi gezdim tabii daha önce de gezdim ama 40 yaşından sonra profesyonel gezmeye başladık biz. Gezgin derken aslında gezgin değilim fotoğrafçıyım hocam. Bir yere giderken gezmeye gitmiyorum fotoğraf çekmeye gidiyorum. Bu son dönemlerde çok üzerinde konuşulan ve tartışılan bir şey bu. İşte gezi fotoğrafçılığı falan. Gezi fotoğrafçılığı diye bir şeyi benim e, kabul etmem söz konusu değil hocam. Fotoğrafçılık fotoğrafçılıktır. Fotoğraf çekmek fotoğraf çekmektir. Fotoğraf vardır. E, e, gezi fotoğrafçılığı değil fotoğraf geziciliği yapıyoruz biz. Yani e, fotoğraf çekmek için bir yere e, gidiyoruz. Fotoğraf çekmek için bir ülkeye gidiyorsunuz. İşte onun için Hindistan'a giderken, e, ee, Hindistan'ın her tarafı fotoğraf. Eğer fotoğraf o sizin anladığı, herkesin anladığı anlamda bir fotoğrafsa Hindistan'ın her tarafı fotoğraf. Sizin gitmenize de gerek yok. Cep telefonunuzu gönderin. Çeksin gelsin. O çok basit bir iş. Ama işte Hindistan'a giderken Hindistan'ı sahiden bilen bir adamla giderseniz işte Zafer'le gidiyoruz. Zafer'e de ben, e, Zafer gezgin aslında Zafer ama ben ona dedim ki Hindistan'a gittiğimiz zaman bak biz fotoğraf çekmeye gidiyoruz Zafer. Bunu, 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 bunu. Öyküsü şunu. Zafer de siyasi kültürü birikimi geçmişi çok önemli bir adam yani 68'in önemli adamlarından bir tanesi Zafer her ne kadar mütavezi gibi dursa da burada e, o da bize o da bize o da bize Hindistan'ın nerelerinde ne çekilmesi gerektiğini Hindistan'daki e, gelişmenin e, o, o başkaldırının o kültürün neler olduğunu anlattı biz de ona göre fotoğraf ondan sonra hep öyle gitti yani Fotoğraf çekmeye gitmek bile ciddi bir iş. Hep fotoğraf çekmeye gelirken arkadaşlar bana şöyle diyorlar. Hocam e, e, fotoğraf çekerken ne getireyim? E, beynini getir diyorum ya. Kafanı getir. Yani başka ne ne getirme, ne getireceksiniz ki? Şu makineyi alayım mı? Yok abi hangi makineniz varsa onunla gelin. Ama dört tane Hindistan kitabı okuyup gelin. Hindistan tarihini okuyun gelin. Hindistan'dan örnekliyorum da şimdi. Ya da Vietnam'dan örnekleyebilirim. Ya da işte Hoşimin'i tanımadan Vietnam'a gelmeniz ne ifade ediyor abi? Yani e, ya işte Kentao'da Amerikalı Amerikalılara e, peşkeş çekilen kızların hayatını okumadan e, Vietnam'a gelmeniz neyi değiştiriyor? Ya da Kamboçya'da e, potpolun e, şeyin ölüm tarlalarındaki insanların öyküsünü bilmeden e, Kamboçya'ya gelmeniz bir şey ifade etmiyor arkadaşlar diyorum. Yani fotoğraf makinesini değiştirmek yerine bunları öğrenin ondan sonra gideriz hep beraber ki oradan ne çekeceğinizi bilirsiniz. Yani e, gezgin yanımızda böyle bir gezgin yanımız. Aslında gezgin yanımız yok, fotoğrafçı yanımız var. Fotoğraf üretmek için e, gezmeye gidiyoruz hocam. Ama e, böyle bilinçli fotoğraf çekerek gezmek de ee, işte e, aslında öğrenmeye e, katkı yapıyor. Sadece fotoğraf biriktirmiyor hocam. İşte o oradaki insanların işte Vietnam'daki direnen çocuğun e, gözlerine baktığınız zaman işte o zaman o az evvel dedim ya yüreğiyle fotoğraf çekmek yüreğine dokunmak insanın işte onlar size de bir şey katıyor. Ondan sonra böyle e, güzelleşmeye başlıyorsunuz. O 30 sene sonra, 40 yıl sonra, 40 yaşından sonra da güzelleşiyorsunuz. Hep dolaştığınız zaman, bu, 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 bu bunları öğrenmek sizi güzelleştiriyor, gönlünüzü de güzelleştiriyor. O zaman herkesten selamlaşmaya, muhabbete başlıyorsunuz. Herkese daha güzel bakıyorsunuz hocam. Yani Vietnamlı çocuk gibi bakıyorsunuz. Ya da e, Hindistan'daki bir Budist gibi bakıyorsunuz. E, ya da bir Hindu'nun gatta oturup da güneşi selamlaması gibi ışığı selamlıyorsunuz. Bu gezgin yanımızda böyle bir şey vermeye çalışıyoruz hocam. Peki, şeyi merak ediyorum. Amsterdam'daki galeri işi nasıl çıktı? Biz seni Mersin'de biliyorduk, gazeteci biliyorduk. Sonra bir gün bir baktık, Amsterdam'daymışın galeri açmışın. Nereden çıktı bu? Hocam Türkiye'nin e, gri havasının karanlıklaşmaya başladığı bir dönemdi. Yani hava gittikçe kararıyordu. E, örtünün rengi e, işte bizim aslında 70'li yıllarda e, beyazlaşmaya, pembeleşmeye, mavileşmeye başlayan o örtü sonra hızla 80'lerden sonra e, gri gri oldu. Sonra e, örtü siyahlaştı. Yani biz gökyüzünü göremez hale geldiğimiz zaman gazeteciliği e, e, Dedi ki bir dakika bu örtü bizim üstümüzü örtecek. Ee, böyle siyahlaşınca ortalık biz de gazetecilik yapamaz hale geldik. Gazetecilik yaptırmadılar daha doğrusu hocam bize. Gazetecilik yaptırmayın yani biz de işte böyle bir gezilere gidelim mi e, işi e, bağladık. Ufak ufak geziler falan yaparken e, tabii Türkiye'de artık o kara bulutlar çok yerleşti e, yerleşince de Vietnam'a mı yerleşeyim, Hindistan'a mı yerleşeyim acaba gibi bir şeylerden böyle bir zaman geçirirken işte e, Hindistan'da gidip acaba Varkala'da, Kerala'da bir küçük pansiyon kiralayıp orada pansiyonlar çok ucuz bu arada e, 10 bin dolar verdiniz mi pansiyon veriyorlar size hemen. E, öyle değil mi? Zafer orada şimdi. Zafer'e de yalan çıkarmış olmayayım. Neyse bir iş yapayım oraya mı yerleşeyim, buraya mı yerleşeyim falan derken... E, bir Vietnam ekibi e, ile e, biz Vietnam'a sevgili benim kardeşim Mevlüt ile beraber Vietnam'a gitmeye niyetlendik. Fotoğraf çekelim dedik e, Mevlüt Özalp'la beraber. Evet. Vietnam'a fotoğraf çekmeye giderken o sırada e, bir gittik geldik Vietnam'a biz fotoğraf çektik. İkinci kere bir daha gidelim derken Vietnam fotoğrafları paylaştık. Sevgili Bekir Turcu, müsebbibi o aslında, ilk işi başlatan da o. Bekir Tuğcu bana dedi ki Tahir bak bir daha Vietnam'a gidersen ben de geleceğim dedi. Tuğba Krallı dedi ki ben de geleceğim dedi. Dedim ki bak arkadaşlar biz fotoğraf çekmeye iki kişi gidiyoruz zaten. Ama Bekir sen ve Tuğba geliyorsanız başım üstüne hadi buyurun siz de gelin. Şu tarihte gidiyoruz dedik biz şimdi tamam mı? Yani Ağustos'un şu günü tam 26 Ağustos muydu Bekir? 26 Ağustos falan gidiyoruz dedim. Net hatırlıyorum. Bekir dedi ki tamam ben de geliyorum. Tuğba dedi ki tamam ben de geliyorum dedi. Şimdi ben birazcık detaylı anlatıyorum da keyifli bu aslında arkadaşlar. Keyifli olduğu için anlatıyorum. A, e, sonra Tuğba vazgeçti tabii işinden izin alamadı falan işim işi çok yoğundu o dönemde Bekir gelmeye karar verdi biz Mevlüt ben Bekir gideceğiz e, Vietnam'a sonra Bekir ben dedi ki bir gün Bekir beni aradı dedi ki ya Tahir'cim dedi benim dedi Hakan diye şimdi Hakan Yıldırım var orada şimdi bir tane de bak orada şimdi Hakan el salla herkes seni görsün <laughs> Bekir dedi ki bana ya Tahir'cim dedi Hakan Yıldırım diye bir arkadaşım var benim dedi biz onunla dedi Kenya'ya Omogadis'ine beraber gittik dedi, dedi, Hakan da gelebilir mi dedi ya şimdi ben fotoğraf çekmeye iki kişi, üç kişi gitmeye alışkınım. Böyle dört kişi, beş kişi falan gitmek çok şey oldu. Dedim ya Bekir'ciğim yani bu fazla oluyor ama dedim yani sen madem keyfilsin, sen de yani fotoğraf çekimde sorun çıkarmayacaksa bak biz tempoluyuz. Hakan, Bekir dedi ki her şeyine ben kefilim dedi. Tamam peki Hakan Bey de gelsin o zaman dedim Üç gün sonra Hakan beni aradı. Hakan beni aradı dedi ki ya benim eşim var avukat Gülbin o da orada yanımda duruyor. Gülbin Hanım da gelebilir mi dedi. Ya Gülbin Hanım gelince bir, birkaç gün sonra Gülbin Hanım'ın arkadaşı Asiye Hanım gelmeye başladı. E şimdi bu iş böyle çoğalıp çember bo çoğalınca Mersin'deki arkadaşlar da dedi ki ya bir dakika siz hani yalnız gidiyordunuz. Biz de geliyoruz dedi. Biz 17 kişi gittik o ekipte. <laughs> Vietnam 17 kişi gittik. Sonra döndük İran'a gittik. Sonra döndük Nepal'a gittik. İşte ben de tam oralarda böyle yerleşim yerleşim derken e, sonra onlar e, Adana'ya geldiler gittiler. Ve sahiden şu anda hayatta ee, herhalde benim iki oğlum var. İki oğlumdan daha fazla görüşüyorum. Hakan, Gülbin işte Bekir ve bu arkadaşlar o ekiple daha fazla görüşüyorum. Onların bir arkadaşıyla ben tanıştım arkadaşlar. O da Amsterdam'da yaşıyormuş meğerse. Geliş o geliş Dilek Hanım'la. <laughs> geliş o geliş. Bir gün Hindistan'dan dönerken Türkiye biletini benim uçak bileti yakmak gibi bir marifetim vardır. Hiç gittiğim yere dönmem ben. Gittiğim yerden yani aldığım biletle aynı yere dönme şansım hiç yok. Hindistan'dan Türkiye'ye dönüm derken Hindistan'dan Amsterdam'a geldim ben arkadaşlar. <laughs> geldim, onun üstüne burada kaldım. K kalış o kalış yani. Ee, Adana'da klima bile kullanmayan ben şimdi böyle şu anda bile görüyorsunuz halimi. Böyle evde bu halde oturuyoruz. Bu arada klima da şey klima diyorum kat de çalışıyor 23 derecede. Böyle oturuyorum. Ee, böyle bir e, hayatımız böyle oldu hocam. Geldik. E, sonra... E, Dilek'le beraber ne yapalım ne yapalım e bildiğimiz tek iş bizim e, fotoğrafçılık. Fotoğraf galerisi açmak, fotoğraf galerisi açalım dedik. Fotoğraf galerisi açtık, fotoğraf galerisi açınca da böyle iş gitti. Fotoğraf galerisi açma hikayesine gelince de fotoğraf burada her yıl Nisan'ın 26'sında 27'sinde kralın doğum günü kutlanır. Kralın doğum günü kutlanırken de herkes evinin önünü bir çizgiyle çizer, evinin önünde eşya satarlar. Evlerindeki ikinci el eşyalarını satarlar. E, ee, biz de evin önüne bir çizgi çizdik. Çizgi çektik. Ben kendi fotoğraflarımı satmaya karar verdim. Küçük küçük fotoğraflarımı bastırdım. Kapının önüne koydum satıyorum diye. Kapının önünde uzun bir kuyruk oldu arkadaşlar. Ben o gün bayağı hayatımda 45 sene fotoğraf çektim. 40 senede Türkiye'de satmadığım kadar fotoğraf sattım ve para kazandım. Dedim ki bu iş iyiymiş. Hadi burada bir galeri açalım dedik. Galeriyi açtık. Açış, açış, açış arkadaşlar. Böyle gidiyor. Son iki yıldır kötü. Ee, en çok fotoğrafı satılanlardan bir tanesi sensin Okan Hocam. iyi bilirsin. Ee, e, fotoğrafları satıyoruz. Uluslararası fotoğraf fuarlarına katılıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇şte e, çok da iyi gidiyordu ama korona olunca koronadan tam bir buçuk yıldır galerinin kapısını açamıyoruz. Ee, daha on güne evvel açtık. Ama insanlar e, en son ihtiyaçları e, Amsterdam'da bile en son ihtiyaç sanat olduğu için ee, biraz temkinliler daha doğrusu ekmek almaya bile temkinliler insanlar böyle bu kötü havanın kötü bulut dağılırsa her şey gene iyi olacak ee, gene bakalım Eylül ayından itibaren fuarlar arka arkaya yapılacak Stokholm, Milano, e, Brüksel, e, Amsterdam e, e, fuarları, Hamburg fuarları için şimdiden kaydımızı yaptırdık bakalım umarım gene iyi olur hocam İyi olursa fotoğraflarımız satılmaya başlar. Hocam yine senden yeni fotoğraflar da gelecek. Onları da satacağız. İşte. Bu arada galeride fotoğrafı olan 5-6 arkadaşım var burada. İşte Hakan'ın var, Fatma'nın var, Bekir'in var, Tuğba'nın var, Beyç hocamın var, Tuğba'nın da fotoğrafları, iyi satan fotoğraflardan. Böyle bir galeride fotoğraflar olan arkadaşlarımız bunlar. böyle. Peki biraz sonra gösteriye geçeceğiz ama geçmeden önce bu galeri konusuyla bağlantılı olarak Merak ediyorum. Şimdi e, buradaki herkes, bütün arkadaşlarımız hep birlikte Türkiye'deki e, fotoğraf camiasının içerisindeyiz bir şekilde ve ne oluyor, ne bitiyor, iyi kötü, e, bir gün önden, bir gün sonradan biliyoruz, ta takip ediyoruz. Ben Ama gerçekten. bizim fotoğrafçılar olarak fotoğrafa bakışımız başka, işte e, halkın bakışı başka, e, siyasetçilerin, yöneticilerin bakışı başka. Buranın resmi belli. Hollanda'da, Amsterdam'da fotoğrafa nasıl bakılıyor? Ne, nedir olay orada? Avrupa'da evet. nedir? Şöyle hocam, e, ne yazık ki, ne yazık ki, e, hani, şimdi kuyunun dibine düşen kurbağa gökyüzünü kuyunun ağzı kadar görürmüş diye bir meşhur bir laf var hocam, bilir misiniz? Bilmem, yani birçok arkadaşımız bilir. E, kuyunun dibine düşen kurbağa kuyuyu gökyüzünün ağzı kadar görürmüş. Ya da kuyudaki kurbağa diyelim ona. Dibine düşen ağır kaçabilir. E, gene de ülkeme toz kondurmayayım orada ama. E, şimdi hocam biz kuyudayız. Gökyüzünü kuyunun ağzı kadar görüyoruz. E, Türkiye'deyiz. İşte ben hep şimdi biraz sonra bu fotoğraf yarışmalarında birazcık buna dokunacağım ama af yap, ef yap, cart, sergileme, mergileme falan kazanınca bir şey zannediyoruz biz o işi. Ama bilmiyoruz ki o iş parayla satılıyor artık. Yani eskisi gibi de değil. Yani o o iş parayla satılıyor artık. Şimdi biz orada ben kendimi mesela ben de dahil kendimizi bir şey zannediyoruz orada fotoğraf e, çekince. E, bir şey zannediyoruz derken bir şeyiz tabii de ama zannediyoruz ki dünyanın en iyi fotoğrafını filan çektik. Ama hiç de o iş öyle olmuyor hocam. İşte Amsterdam'a geldik galeriyi açtık. Galeride işte sen de biliyorsun hocam. Senin de gönderdiğin fotoğraflar. E, gelen fotoğraflar ve kendi fotoğraflarımda eee işte e, galeriye ben fotoğrafların baskısını yaptırdım, duvarlara astım. Ya. Bir tane adam içeriye herkes giriyor. İçeriye herkes giriyor ama ya bu da bulunsun dediğimiz, bu da bulunsun dediğimiz fotoğraflara bakıyor. Onun dışında benim ya bu fotoğrafta satar dediğim fotoğraflara hiç kimse bakmıyor. Mesela Nikon'un, sevgili dostum Nikon'un, mü fotoğraflarının şakır şakır satacağını zannettim ben. Hepsi depoda duruyor arkada. Küflendi. İşte ne bileyim ben manzara fotoğrafları zannediyoruz ki biz uçacak kaçacak manzara fotoğrafları ya e, e, manzara fotoğrafı hiç satmıyor. O işler öyle olmuyor hocam. O, burada da, burada da insanlar gerçekten öyküsü olan kendisini içinde hissettiği, kendisini olmak istediği, mesajı verilen, kendisini yerinde olmak istediği fotoğraflara daha çok önem veriyorlar. Tam da şöyle oluyor hocam. Güçlü fotoğrafı herkes Amsterdam'da da seviyor, Amsterdam'da da onu alıyor. Burada onun için ben hep aynı şeyi söylüyorum. Fotoğrafın şunu veya bunu değil, öyküsü olan, insana dokunan İnsanın kendini görebileceği, baktığı zaman bir anlam görebileceği, bir ifade bulacağı bulabileceği fotoğrafların fotoğrafların olması gerektiğini düşünüyoruz hocam. Yani böyle olması gerekiyor. Fotoğraflar. Burada da burada da fotoğraf tam da böyle oluyor hocam. Yani onun için burada hiç de öyle değil. Dünyanın her yerinde insana dokunan fotoğraf gidiyor. Milano fuarına gittik biz hocam. Milano fuarında hele orada o güney insanı o işte Rönesans'ı, e, o Fransız devrimini özümsemiş, Rönesans'ı geçirmiş ülkelerde, Rönesans'ı tetiklemiş ülkelerde o fotoğraflar var ya hocam tam mı tamına böyle insan odaklı, insan güçlü fotoğraflar daha çok değer görüyor hocam. Yani inanılmaz fotoğraflar. Biz böyle işte deniz, manzara falan satacak zannettik. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok hocam. Burada da gerçekten öyle fotoğraflar satılıyor senin herhalde bizde 30-35 tane fotoğrafın var ama satılan fotoğrafın eğer kolayındaysa göster. Galerinin en, satılan, en fazla satılan fotoğrafı senin Vietnam'da çektiğin e, yaşlı kadın, yaşlı adam. Yanlarında da bir köpekleri var. Muhteşem bir ışık var fotoğrafta. O. E benim fotoğrafım sürü fotoğrafı. Yani sürü fotoğrafı ne? Bu sürü fotoğrafını kim alacak falan diyorsunuz. Alıyor adam. Çünkü orada bir şey görüyor bir bir şey görüyor. Senin fotoğrafında aşkı görüyor, yaşlanmayı görüyor, birlikte yaşlanmayı görüyor, birlikte bir hayatın yürünmesini görüyor. Hayvan sevgisini görüyor, iyi ışığı görüyor, iyi odaklanmayı görüyor. Yani e, çok 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 özel fotoğraflar bunlar. Onun için adam onu istiyor, ona bakıyor. Onlar ona iyi geliyor hocam. Yani manzara fotoğrafı yok hocam yani manzara o kadar çok manzara var ki yani her gelen şöyle diyor. Bana bir şey ifade etmiyor ki. Etmiyor adama yani bir şey sahiden etmiyor adama. Bir şey sahiden ifade etmiyor. Biz de bunu öğreniyoruz hocam. Yani bunun öğrenmenin şeyi olmuyor. Yani biz daha şimdi ben galeriyi açalı, biz galeri açalı dört sene oldu ama biz galericiliği öğrenmeye daha bir yıl önce başladık hocam. Yani biz bir Milano Fuarı, Amsterdam Fuarı, Stockholm Fuarı diye bir o fuarlara çalışırken, fotoğraflara bakarken Hangi fotoğrafların güçlü, hangi fotoğrafların burada yol alacağını daha yeni öğrendik. O sırada da korona çıktı. Yani aslında biz yeni evet. öğrendik bu işi ya, hocam. Evet. Yani sen de dikkatini çekiyordu. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. En çok bizim galeriyi inceleyen sensin. İşte Affordable Art Fair'daki galerimizi inceleyen ve bana şey dedin. Ya benim iki fotoğrafım var burada. Bu olmamış ya. Ben buna bir fotoğraf göndereyim dedi. Yani iki fotoğrafın olduğunu bile biliyorsun. O kadar inceleyen bir insansın sen onu. E, çünkü hocam ee, o fotoğraflar sahiden öyle fotoğraflar lazım. Diğer fotoğrafları çok fazla bir e, algılayan yok. Bir şey ifade etmiyor insanlar ama o fotoğraflar ifade ediyor hocam. Ee, Onları sanıyorum. da biz öğrettik yeni yeni daha. Yani galeri yeni başladı aslında daha hocam. Anladım. Sanıyorum bir de e, hani e, Türkiye'de fotoğrafın özellikle sanat odaklı fotoğrafın satılması fikri e, çok da alışık olduğumuz bir şey değil. Ama senden gördüğüm kadarıyla, seninle iletişimimizden, işte benim fotoğrafımın, birçok arkadaşımızın fotoğraflarının olduğundan takip ettiğimizden biliyoruz ki orada sıradan vatandaş bile, sıradan e, halk insanı bile bir fotoğrafı e, bütçesi uygunsa, beğeniyorsa alabiliyor gibi bir sonuç var ortada. Doğru mu? Bilmiyorum, galeriyi açtık. Galeriyi açtıktan sonra... İlk sattığımız fotoğraf mıydı Dilek? İkinci sattığımız veya ilk ve ikinci sattığımız fotoğraftan bir örnek vereyim. Hüseyin Taşkın'ın bir kız içeriye girdi. Ee, Hüseyin Taşkın'ın gelincikler içerisinde başak tarıların içerisinde bir tek gelincik fotoğrafı var. Dedi ki bu fotoğrafı dedi ben istiyorum dedi çok almak istiyorum bu fotoğrafı dedi. Ee, bu yıl dedi ilk defa kendime Özel olarak harcayacağım para biriktirdim dedi. Para biriktirdim kendime. Kendime bir şey yapacağım dedi. Bak bir yıl, Aralık ayında hiç unutmuyorum hocam. Dört Aralıkta ya da üç Aralıkta. İşte değil mi o, o dönemde bir. E, tamam dedik. Ben bu fotoğrafı alacağım dedi. Bu fotoğraf dedi benim evime yaklaşır, yakışır dedi. Ama gönlüm bu fotoğrafı istiyor benim dedi. Benim madenci fotoğrafıma yöneldi kız. Ama gönlüm bu fotoğrafı istiyor benim dedi. Kendime ayırdığım bu yıl, kendime ayırdığım bu yıl ilk defa kendime bir şey alacağım. Onu da fotoğrafı harcamak istiyorum dedi. Benim madenci fotoğrafını aldı götürdü mutfağına asmış. Fotoğrafını çekti bana gönderdi. Şimdi hocam, şimdi yaz 24-25 yaşında en fazla. En fazla öyle bir genç kız. Şimdi hocam tam da böyle bakıyor olaya. Tam da böyle bakıyor. Ee, e, şimdi e, başka bir şey söyleyeyim size. E, başka birisi geldi yine. Bir fotoğraf aldı. 650 euro verdi fotoğraf aldı hocam. 650 euro verip bir insan bir fotoğraf aldı. Yemin billah ediyorum cep telefonu herhalde ilk icat edildiğinde çıkmış bir cep telefonu. Yani ben Hollandaca bilsem kıza diyeceğim ki bunu şarj mı ediyorsun, kömürle mi çalışıyor bu diyeceğim. Yani öyle bir cep telefonu var kızın elinde ama 650 euro verip fotoğraf aldı hocam. Büyük bir ihtimalle de maaşı 1600 euro, 1700 euro hatta 2000 eurodur asgari ücretti bakın. Yemin ediyorum üzerindeki mont herhalde e, yıkanmaktan artık mavi mi gri mi ben çözemedim. Ama evine biz götürdük. Vallahi hocam evi bir oda. Bakın bir oda. Evi biz astık fotoğrafı. Bir de fotoğrafı 90 60 aldı. Zaten duvarı 90 60 hocam kızcağızın. <laughs> yani tam da bunu söylemeye, bunu bunu anlatmaya çalışıyor. Ya yani şimdi böyle bir topluluktayız biz hocam. Yani böyle bir yerdeyiz. Bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen tabi daha İtalya'yı, Fransa'yı, Almanya'yı söylemiyorum bile hocam. Oralar başka. Hollanda gene bu anlamda e, biraz geri oralardan. Fotoğrafa bakışı, sanata bakışı bir İtalya değil, bir e, Almanya değil, bir Fransa hiç değil hocam. Yani ona rağmen böyle ben 40 sene fotoğraf çektim, Türkiye'nin her yerinde sergi açtım hocam, her yerinde bakın. Ee, ben bana, bana bir sürü, birçok da arkadaşım var. Arkadaşlarım şöyle dediler bana, biliyor musunuz hocam? Yani e, ya Tahir'ciğim ben yeni bir bina yapıyorum. 12 katlı her kata senin şu fotoğrafını koyak reklamın olur dediler bana hocam ya. Çok yakın arkadaşlarımdan bahsediyorum ben ya hocam yani. Gerçekten söylüyorum. Yani bir onur bahsediyor bana. Diyor evet. ki asansörün tam girişine bir fotoğrafını koyalım çıkışta. Her katı süslersin Tahir'ciğim diyor. E, tamam peki koy falan kıramıyorum. Tamam bastır getir diyor. Bir de ben bastırıp götüreceğim şimdi hocam. Yani Türkiye'de Türkiye'de ne yazık ki böyle yürüyoruz. Böyle böyle gidiyor bu işler hocam. E böyle olunca da e, siz nasıl ne 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 diyeyim ki hocam. Şimdi bilenler bilir. Benim bir ağzım da bozuk. Şimdi ağzımdan bir şey çıkacak. Aman ayıp ha, aman yani aman. Ya bu, e, bu kadar insan içerisinde birazcık da ayıp olacak. Yani ne yazık ki hocam bu işi aşmadığımız sürece e, bir şey de olmuyor. Şimdi bütün bu konuştuklarımız zannediyor ki insanlar ulan fotoğraf sat, satınca da ne olacak ki Konu fotoğraf satmak değil ki. Konu e, fotoğraf satmak falan değil hocam. Yani konu İtalya'da e, bir tane adam geldi. Vallahi de billahi de fuara gelmiş adam. Fuara gelmiş adam. İki tane fotoğraf seçti. İki tane fotoğrafın fotoğrafını çekti. Bakın bir tanesi şeyin orada senin de iki tane fotoğrafı satıldı hocam. Ee, bir tanesi İzzet Keribar'ın fotoğrafı. Bir tanesi de herhalde ee, Serhat Demiroğlu'nun fotoğrafı olabilir veyahut başka bir Şu anda hatırlamıyorum. İki fotoğraf. Kimin aldı yaşlı adam? iki tane fotoğraf aldı ya İzzet abiyle beraber. Adam iki tane fotoğraf aldı. İki tane fotoğrafın cep okan ok Okan'ın mı aldı fotoğrafı? Ha valla senin doğru senin çölde güvercinlere doğru ellerini açan çocuk siyah beyaz fotoğrafını Tabii hocam. Evet iki tane fotoğraf birçok fotoğrafın fotoğrafını çekti. Birisine gönderdi Dedi ki ben bir kahve içip geliyorum dedi. Biz dedik ki zannediyoruz ki Türkiye'deki gibi adam gidecek gelmeyecek. Adam yarım saat sonra geldi dedi ki koleksiyoncum benim dedi. Kolektörüm benim dedi. Bu iki fotoğrafı almam gerekiyor dedi. On fotoğraf çekmişti. Senin fotoğrafınla İzzet Keribar'ın e, kırmızı bir kapının önünde pencerede güvercin dururken bir fotoğraf var. Onu kolektörüm benim bu fotoğrafları almamı söyledi dedi. İki torunum var dedi. Torunlarıma dedi bunları alıyorum. Onlara dedi e, bırakacağım dedi. Ee, şimdi onu bir sanat yatırımı olarak görüyorum. Tamam dedik ee, ama ben bunları götüremem. Yaşlı adam evime getirir misiniz dedi. Tabii getiririz dedik. Ertesi gün sabah adamın evine gideceğiz. Adamın evi 60 kilometre hocam. Adam <laughs> Milano'nun dağından gelmiş. Köye gittik biz fotoğrafları teslim etmeye adama. Şimdi daha ne, ne, nasıl bir şey diyebilirim ki hocam? Yani yani nasıl diyebilirim ki yeterince açık oldu hocam yani, Sağ ol. ağzına sağ ya, sağ yani ol. Bu, bu, bu böyle bir şey hocam yani burada bu sanat dediğimiz şey böyle bir şey oluyor işte onun içinde adamlar böyle bir toplum onun içinde böyle bir böyle böyleler peki şimdi e, hoş güzel bir sohbetle gidiyoruz ama e, araya biraz da fotoğraf sıkıştıralım gerçek fotoğraf konuşuyoruz ama biraz da senin seyrettiklerinden şöyle ortaya bir karışık yapalım e, onu izleyelim ondan sonra devam edelim olur mu Şöyle kısa bir bilgi vereyim. Şimdi ortaya karışık benim eski bir gösterim. Ben de biraz tembelim bu anlamda. Aslında fotoğraf gösterisi yapmak değil, fotoğraf konuşmayı, fotoğraf göstermekten çok fotoğrafla ilgili bir şeyler karşılıklı alışveriş yapmayı, beyin cimnastiği yapmayı daha çok seviyorum ama bu ortaya karışık benim 4-5 evvel hazırladığım, bugüne kadar yaptığım projelerden oluşmuş bir gösterim benim. 7 dakika 7 7 dakika 7 saniye falan olması lazım arkadaşlar. Onu izleyelim. Onunla ilgili sorularınız varsa cevaplarız. Sonra da e, fotoğraf yarışmaları, fotoğraf söyleşileri, fotoğraf seçimiyle ilgili nedir, ne değildir onun üzerine konuşuruz. Hocam, şey hmm. sizde, e, kumanda sizde buyurun lütfen. Tamam. E, bütün arkadaşlarımdan sesi ve görüntülerini kapatmalarını rica ediyorum. <laughs> Evet hocam, eline sağlık gerçekten anlattığın gibi insanın yüreğine dokunan, insanın içini ısıtan ve her birinde de bir yaşam hikayesi olan fotoğraflar. Çok teşekkür ederim sevgili Okan, sağ ol, sağolasın. Ee, bir şeyler yapmaya ve alçak çekmeye çalıştık böyle, anlatmaya çalıştık. Sağ ol. Umarım dediğim gibi bir yani birinin yüreğine dokunduysak ne mutlu bize. Ee, izleyici arkadaşlarımızdan e, izlediğimiz gösteriyle ilgili olarak daha önceki konuştuğumuz konularla ilgili olarak e, tayır hocamıza soru sormak isteyen var mı acaba? Benim görüş alanımda göremiyorum. E, el kaldırabilirsiniz bir şekilde. Ya, hatta direkt ya da direkt konuşabilirsiniz arkadaşlar. Ya da doğrudan konuşmak Aynı anda 3-5 kişi olmadığı sürece doğrudan da konuşulabilir tabii. Fotoğraflardan bazılarında Beyçi hocamla beraberdik. Beyçi hocam sevgili hocamla öyle güzel fotoğrafları beraber gittik çekmeye çalıştık. Evet, 4-5 tanesini şey yaptım. Bir tanesi de güzel bir ödül aldı galiba, değil mi? Evet hocam o şeyde e, Karadeniz'de beraber gittiğimiz bir ailenin evine gittiğimiz bir e, fotoğraf e, bir daha evvel ben bir gitmiştim sonra sizle beraber gittiğimizde çektiğimiz bir fotoğraf tam giderken hocam o çocuğun fotoğrafı e, şey e, şimdi Hipa diye bilinen e, yarışmayı kazanmıştı Karadeniz'e ekip konuşayım mı Okan? Buyur hocam. Şimdi böyle grup veya küçük bir e, fotoğraf timi diyelim. Timi halinde o zaman biz öyle bir tim gibi gitmiştik. E, yani dışarıdan baktığınız zaman ya herkes birbirinin çok benzer fotoğraflarını falan çekiyor gibi gözüküyor ama ya onun duygusu da farklı. Yani şimdi mesela evet. o fotoğrafın belki bir salise öncesi, belki bir salise sonrası bende de var ama bu fotoğrafta insan görünce Aa, bana ait bir şey ben bu değilim. Yani onu hissediyorsanız o, o orada o, o fotoğrafla beraber yaşamış olmanın insana getirmiş olduğu bir ne diyeyim yaşamıştık yaşanmıştık sevincini gerçekten tartışılmaz o çok güzel. onun için ben grup çalışmalarına şey yapıyorum. Yani mesela benim çok az da kendime ait tek fotoğrafın olsun. Niye? Çünkü ya öğrencilerimizde ya kursiyerlerimizde ya fotoğrafla ilgili işte beraber çalıştığımız arkadaşlarımızla birlikte hep beraber çıkmışızdır. Bu şeylik içerisinde bu grup kolektif hayat içerisinde insanın bireysel olarak bir şey üretme şansı kalmıyor. Alıştık artık. Ne ya yapacak bir şey yok. Ha, eline sağlık. Harika şeyler. geldi. Yani. Çok teşekkür çok. ederim. Şimdi Sevgili sen hocam. Sen şeyi çok iyi kullanıyorsun. Şu harika. Sağ olun Başka hocam. Başka arkadaşlarımız herhalde farklı şeyler söyleyebilir Hayır hocama bir soru sorabilir miyim? Buyurun Mehmet Bey. Ah. E, fotoğraflar, genellikle sizin fotoğraflar insan kaynaklı, insana dokunan fotoğraflar. Ben şunu merak ediyorum. Yani fotoğraf çekiyoruz. E, o insanlar fotoğraf çekildikten sonra sizin için ne ifade ediyor? Daha sonra dönüyor musunuz onlara? Ah hocam, e, fotoğrafını çektiğim insanların mutlaka ama mutlaka, bakın mutlaka ama mutlaka fotoğraflarını götürüyorum. Bunu sadece Türkiye'de yapmıyorum. E, Benle gelen arkadaşlar bilirler e, bunu çok yakından bilirler. Vietnam'da, Hindistan'da, e, Nepal'de, Kamboçya'da, İran'da, dünyanın neresine gidersem gideyim. Çektiğim fotoğraflarını eğer getireceğim diye söz vermişsem mutlaka götürürüm. Bu, bu çok fotoğraflarım da vardır benim böyle. Hatta çok esprili konusu da olmuştur. Ee, hatta e, Karadeniz'de birisine fotoğrafını getireceğim dedim ama hep öyle diyorlar dedi. E, ben de ona dedim ki e, abla bak ben bu fotoğrafını seneye sana bir daha geldiğimde getirmezsem ve bir sene içerisinde bir daha geldiğimde getirmezsem bil ki ölmüşüm dedim. Kadın aman Allah korusun filan da bağladı işi. Bir sene sonra fotoğrafını götürdüm. E, benim öyle bir e, bir de takıntım var. Götürüyorum fotoğrafı ya. Götürmesem rahatsız oluyorum arkadaşlar. Yani o fotoğrafını e, yani çok da bir şey istemiyor. Bunu yapmamız lazım bizim ya. Yani. Bir fotoğraf, bir, bir, bir mail atmak lazım. Ee, bir yani Hindistan'ın dağındaki adamın fotoğraflarını ben mesela götürüyorum. Ya da maili varsa mail atıyorum. Herkesin Facebook'u var zaten. Facebook'unu ulaştırıyorum mutlaka. Ama bastırma imkanı olmayanlara özellikle baskılı fotoğraflarını götürüyorum hocam. Ya bu bizim de bir görevimiz aslında. Yani adamın orada fotoğrafını çekiyorsunuz. Sizden karşılıksız size bir şey veriyor. Şimdi bakın ben 35 sene gazetecilik, televizyonculuk yaptım. Sokakta biri fotoğrafımı çektiği zaman ürküyorum ya ben. Ger gerçi niye çekiyorum falan diye soruyorum. Şimdi e, ya ben bu kadar aşinayken bu işi ürküyorsam başka o insan o saflığıyla, güzelliğiyle, temizliğiyle, güzel yüreğiyle o yüreğinden size gelen güven ile size gülümsüyor. Ya bir de fotoğrafını götürelim ama yani artık onun. Yani o, o bizim bir görevimiz olsun. Evet işte bu fotoğraf aşkı bu. Yani ya fotoğraf aşkı mı ne bilmiyorum ama yani bu insana değer vermek diye daha da doğru bir tabir sanıyorum. İkisi beraber gidiyor zaten. Evet. Sevgili Tahir. Teşekkür ederim. Sevgili Bekir. Şu e, şeyi ekrandan görebiliyorsunuz değil mi? Evet görülüyor. Efendim hemen e, Tahir'e sorulan cevabı söylüyorum. Tahir bunu hatırlıyor musun? Aa şey e, dişleri olmayan anne. Tahir'in e, çektiği fotoğrafı Vietnamlı bir kadının evini bulup verdiğimiz an. Ay canım benim. <laughs> bir önce gittiğimde evet evet bir önce gittiğimizdeki fotoğrafı götürdüğümde Bekir de vardı işte. ikinci gittiğimde Bekir videoya çekmiş. A Bekir harikasın ya. Yani sıcaklığı görüyorsunuz değil mi? Evet çok güzel ya. ya bravo. Evet ya. Evet. <laughs> Hatta kadına bir espri yaptım. Kurban olayım sen gülme teyze dedim ya. Gülme anne dedim ya. Doğru. Hocam kanıta kanıta dayalı konuşuyoruz. <laughs> evet, çok güzel. Evet, evet, Beyza Hanım el kaldırıyor. Beyza Hanım'a bir söz verelim. Buyurun, Hı. Beyza Hanım. İyi akşamlar herkese. Ee, ben Mersin'den katılıyorum. Merhabalar hocam. Ee, fotoğraf Derneği ile iki sene oldu tanışalı ya fotoğrafla e, fotoğraf üzerine birçok şey öğrenmek istiyorum. Türkiye'de fotoğrafla ustalaşan Kişileri de izliyorum. Derneğimizde de çok bahsediyorlardı sizden. Birçok şeyde de ışık diyorlardı. Işık, Tahir Hoca diyorlar. Herhalde ders de vermişsiniz daha önce. Evet. Onlarınızı da takip ediyorum. Çok güzel. Yine de bir soru sormak istiyorum tabii ki. Ne hani ne o canım? dönemler bayağı geçmişti herhalde bazı fotoğrafları çekerken. Mesela orada pencerede iki çocuk, bir de önde bir çocuk var. Onlar da nasıl bir diyalog kurup of kompozisyonu mesela oluşturdunuz. Siz nasıl bu bir fotoğraf çekmeden önce bir iletişim kuruyorsunuz? Hani onu merak etmiştim. O kişi sormuştur belki bir soruyu da Yine de hani sizin gibi bir usta yine. Sevgili Nasıl Beyza, e, çok teşekkür ederim. Mersin'deki bütün dostlara selam olsun. Mersin Fotoğraf Derneği benim derneğim. İki derneğe üyeyim. Bir arka plana bir de Mersin Fotoğraf Derneği'ne üyeyim. Mersin Fotoğraf Derneği benim için özel bir yer. Ee, seninle de tanışmamışız ama sözüm olsun. Evet. E, o Çukurova tarafına düşersem gelip tanışırız. Ee, İnşallah hocam. İnşallah. Tamam. Hangi fotoğrafı kastettiğini anlamadım. Ee, ama, bir çocuk var böyle eli şey yapan ve arkada da iki çocuk daha var efendim. bir şimdi. Özgür, Özgür ödül fotoğrafı diyor demin bahsettim. Ha, şimdi biraz sonra biraz sonra fotoğraf yarışmaları e, ile ilgili bir e, fotoğraf seçimi ile ilgili daha doğrusu fotoğraf seçimi ile ilgili söyleşinde o fotoğrafla ilgili geniş bir pencere var. Orada onu anlatırım ama şunu anlatayım. E, şunu e, yapmış mıyımdır? Yapmışımdır. Yani kimseye sormadan dekton şöyle dokunmuş muyumdur? Dokunmuşumdur. Ama emin ol e, dokunmadan yani insana dokunmadan az Bekir gösterdi ya böyle kucaklaşmadan dokunmadan çektiğim hiçbir fotoğraf fotoğraf olmamıştır. Eve gelip silmişimdir onu. Çünkü e, dokunmadığınız zaman sohbet etmediğimiz sohbet etmediğiniz zaman ne Deminden beri onunla anlatıyorum. Ya, insanın sıcaklığını, insanın gönlünü verebilmek istiyoruz fotoğrafta, yansıtabilmek istiyoruz diye. Dokunmadığınız, sohbet etmediğiniz, e, adını öğrenmediğiniz, e, bir insanın fotoğrafını çektiğiniz zaman hiçbir zaman o sıcaklığı alamıyorsunuz. E, ve hiç o zaman bahsettiği o fotoğraf, ve hiç o zaman bahsettiği o fotoğraf yani çok özür dileyerek söylüyorum ne olursunuz ukalalık olarak algılamayın. Bugün HIPA diye tabir edilen yarışmanın birincisi olan Grand Prize seçilen ve e, yine söylemesi aittir Hanem müzesine kabul edilen bir fotoğraf o. Biraz sonra ondan da bahsederiz. E, dünyanın birçok yerinde de sergilendi. Dünyanın en iyi 12 fotoğrafından biri seçildi sonra. O fotoğrafı aynı yere ikinci gidişimde çektim. Bakın birinci gidişimde değil, ikinci gidişimde çektim arkadaşlar. Bir kere daha ben gittim oraya. Ama Beyiç hocam, Bülent Önüz, ben Tolga Tomaç, sevgili Fatih Sönmez vardı değil mi hocam? Sevgili Sönmez Fatih. O, o gezide var mıydı bilmiyorum. Vardı, vardı Fatih vardı var da Hepsine gelmemiş olabilir. Oraya çıkmamış olabilir. Orada yoktu galiba. Orada ama başta vardı bizle beraber hocam. Çok net hatırlıyorum. Tolga Tomaç, Bülent Önüz, ben, Beyçi hocam beraber e, gezerken ben Beyç hocam ev arkadaşlara dedim ki ben geçen yıl burada bir eve gelmiştim. Yine oraya gideceğim. Birlikte gidelim, fotoğraf da çekeriz, evde sohbet de ederiz. Onlara söz vermiştim dedim. Gerçekten de bir yıl evvel yalnız gittiğimde o eve gitmiştim. Onlara söz vermiştim, seneye yine geleceğim. Fotoğraflarınızı getireceğim ve sizi görmeye geleceğim demiştim. Beyç hocam ile beraber giderken çok özür dileyerek affınıza sığınarak söylüyorum bunu. Ne olursunuz çok özür dileyerek. Ramazandı. Ramazandı. Bizim oruçtan moruçtan o dört kişinin hiçbirinin işi yok da. Ee, ama hem şimdi değil mi hocam? Çarşında durduk. Onların erza evet. erzak aldık. Ya bir bagaj dolusu erzak aldık. Bir de. bagaj dolusu erzak aldık. Çünkü çok fakirlerdi bir dağ köyündelerdi. Tabii biz bilmiyoruz. Sen ikinciye gittiğin için. Ha, yani bilmiyorsan... hocam ya, ben böyle bir şey yapacağım dedim. Arkadaşlar da dedi ki e biz de katılalım hep beraber alalım o zaman dedi onlara. Bir erzak alalım dedi. Çünkü o zaman fakfuk fon vardı. Fakir fukara fonu derlerdi. Kaymakamlığın verdiği ayda 30 lira parayla yaşıyorlardı. O çocuklar orada neneleriyle beraber. E bir erzak dolusu bir armanın bağcının doldurduğu erzak. Gittik yukarıya çıktık evlerine onlara verdik. Çocuklar inanılmaz sevindiler arkadaşlar. O çocukların o sevinci bizim son derece rahat fotoğraf çekmemizi sağladı işte. İkinci gidişimizde onlarla bir, bir bir muhabbetimiz, bir sohbetimiz olmuştu. Onlar biz, biz onlar olmuştuk. Artık aramızda objektif plan yoktu. Birbirimizin gönlünü alıp veriyorduk aslında. Arkadaşlar yani çektiğimiz fotoğraflar gönül almaydı. Onlar da gözleriyle bizim gönlümüzü alıyorlardı. Orada bir fotoğraf çekme meselesi yoktu. Herkes birbirinin gönlünü alıyordu. Deklanşöre basarak gönül alıyorduk biz orada. Ve orada e, birçok kompozisyon hazırladık, fotoğraf çektik. Ama bu fotoğraf, şimdi biraz sonra ondan tekrar bahsederiz ve onun üzerine de basarım size söylerim. Ama o fotoğraf, o fotoğraf Behçioğlum'un söylediği fotoğraf, tam gidiyoruz artık arkadaşlar. Tam gidiyoruz. Behçioğlum'un o fotoğraf ödül alan fotoğraf dedi. Tam gidiyoruz. Arkamızdan bir ses. Eee Seneye de yine gelecek misiniz diye bir ses. Döndüğüm zaman çocuğu o haliyle gördüm çocuğun fotoğrafı. Bir, bir kare ve iki kare fotoğraf çektim arkadaşlar orada. O fotoğraf, o fotoğraf. zaman ödül aldı dediği fotoğraf. O fotoğraf, o fotoğraf. İşte oradaki o sıcaklık, o muhabbet, o e, e, gönül alışverişi, fotoğraf çekme demiyorum hep o. O gönül alışverişi, birinci fotoğraf çektik bir yıl önce. İkinci yılda gönül alışverişi oldu. Üçüncü yıl gene gittim, dördüncü yıl gene gittim. Yıl. Hep her sene gittim. Her karadenize gittiğimde de eğer yolum oraya düşüyorsa mutlaka gidiyorum. Şu anda zaten genç çocuk oldu, kocaman bir çocuk oldu artık. Evet. Sizin söylediğiniz fotoğrafta da hiç ama hiç e, e, şey yok. O fotoğraflardan bir tanesi. O fotoğraflardan bir tanesinin bir tanesi o fotoğraf. Biraz sonra ona e, gelirim sevgili Beyza. Cevap oldu mu? Eksik, unuttuğum bir şey kaldı mı? Ya hocam teşekkür ederim. Ee, yine dinliyorum ben sizi alabileceğim. Evet, şey ben al teşekkür ederim. Diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki Tayar hocam madem bu kadar e, fotoğraf yarışması konusuna girdik. O zaman e, sözleştiğimiz gibi e, bu yarışma konusuna daha doğrusu öncesinden alalım. Hani fotoğraf çekme sürecini çok güzel anlattın bize. Bağlantı kurmayı çok güzel anlattın bize. Anlattık, geldik. İşte benim de hard diskimde Dünyalar kadar fotoğraf var. Nasıl hı hı. fotoğraf seçeceğiz de, nasıl yarışmalara göndereceğiz? Tırnak içerisinde ben kendim için söylemiyorum, ben bıraktım bu işleri artık da. Ama genel anlamda soruyorum, fotoğraf nasıl seçilir, yarışmaya nasıl gönderilir? Biraz da onları da dinleyelim senden.